Arkadaşlar Carf hepimiz ruh hastasıyız. İstemez misin? Her erkeğin hayal değil midir? İsterim. Korkutucu bir erkek olmak. Şimdi önümüz Ramazan galiba değil mi? Hocam mezun olan Müge Anlı bir şeyimizdir. Ülke neyimizdir lan? Sherlock Holmes'imizdir bizim. Senin neyin oluyor Müge Anlı? What ya. The fuck is aç öreyim profili? Ya sevişirken birisine aç öreyim falan diye seviştim. Aklımda kaldı böyle. Mesela crossover yayınlanıyor mu Rusya'da? Ben kaldırttım. Sen yeter ki altyazı okuma. Cebinden mesela lahmacun çıksa. Nasıl olduğunu boşver burada bir mesaj vermeye çalışıyorum. Godfather'da Al Pacino bir yere geldikten sonra evet. Basurlu gibi oturuyor hiç dikkat ettiniz mi? Çok yavaş oturuyor. Otururken yani evet. Şimdi abi ne haber deyip oturur bulmadı değil böyle. Yok yok. Abi böyle bir baba olur mu zaten abi ne haber biriyle, deyip. Böyle. Biriyle mesela şey yapacak oturuş şu mesela geliyor şu eller dizde. Tabii. Böyle oturuyor. Ne bileyim ben bir hayat yoğunluğu. Anal bir problem varmış gibi. Ya öyle şekilde oturuyor. Onun dışında da Al Pacino veya oradaki roldeki insan mesela senin gibi olsa çok komik bir film olabilirmiş. Evet. Ama öyle film var bir sürü yani böyle işte Şafak Sezer'le bilmem ne yok. Hayır ya. Ama şöyle ne gerçek bir film var. Ama var abi. Bu ama komik. Babanın çizdiği şey var ya mafyanın bu jantili işte Al Pacino öyle gelir hepsinin bir stili var bilmem ne var. Ama Gamora'da iş tamamen değişik. Gamora izlediniz mi? İtalyan filmi. Nope. Sen internetten orada çok seviyorsun abi. Bayılıyorsun İtalyanlara. İtalyan'ı o kadar sevmem aslında ya. Ama orada şu var abi, o da çok sert bir mafya filmi şimdi şeyde, baba da bir Sicilya mafya filmi ya Amerika'da geçen de. Orada abi atletli, tellikli adam infaz ederler. Öyle takım elbiseye gelip işte şeytana inanıyor musun? I do diye vurulmaz da Alif Terk'le gelip pa kafaya sıkıp giden. Yani orada bütün Crocs'lar şey, yani daha çok Ömer gibi tipler gelip infaz eder. Böyle Al Pacino gibi tipler değildi. Atletiyle, terliyle gelip... Terlik mi? Kafaya sıkıp... Ayakkabı var ya Allah Allah. Yok, hatta biraz nefes darlığı çeken adamlar. Böyle Konya'nın eşiğinde adamlar. Ben standardı olarak söylemedim. Ben olaylara hani çok siklemez bir hali var ya o yüzden. Hani öyle gözüne evet, falan kaşıyor falan. Ama bu da korkusu değil mi abi yani? Seni 3 gün süre yine oğlum sana 3 gün süre veriyorum. Amına bırakın. Arada şu var. Ya bu çok daha korkutucu yani sana anı sikeceğim de senin neyse diyen adam daha kadar korkutucu, tehditkar ve böyle tehlikeli göründüğümü bana söyleyen ilk insanlarsın sevgili arkadaşlar. Yakışırsın diyorum. Sağ ol. Ben de bu tarz rolleri kovalıyordum yıllardır. İstemez misin? Her erkeğin hayal değil midir korkutucu bir erkek olmak? Erkek, kadın bilemez. Değil midir? Evet abi sonra da şey diye anlatıyorum. Korkutucu olmak istemez miydin? Korkutucu bak Ömer şöyle anlatır şimdi. Abi herifin tipinde görsen geek zannedersin falan. Ne kurdum çıkardı arkadan bir dövme falan. Sonra böyle anlatılırsın mesela yani. Abi göbeği var. Mafyayız. Çıkardı arkadan ya Star Wars hayranı zannedersin. Abi Star Wars hayranı zannedersin. Çıkardı arkadan baret. Bunu kurdum çocuğu. Abi Star Wars hayranı mafya yapıyor ya. Kim barette çıkartırsa çıkartırsın korkutucu olur bu arada. Evet doğru. Yani ama Baretta ile ilgili bir şey niye gibi. Niye şey baretta satıcısı çıkartırsa korkutucu olmayabilir. Buyurun. Bak bunlar yeni geldi. Bunda ne var ülkecek yani Allah vurma filan. Elinde Baretta ile en korkutucu olacak insan bence hani böyle silahtan anlamayan tipler var. Abi bu ne oluyordu falan. Abi. Baretta, çok korkarsın. Baretta diye bir şey var mıydı? O neydi? Karette vardı abi. Artık yapmıyorlar abi o silahları. Nesli tükeniyor onların. Peki Şafak Sezer babayı yapabilir. Ama Al Pacino kutsal damacanı yapamaz gibi bir şey olabilir mi? Şafak Sezer babayı yapabilir. Yine de tonlanabilir belki istersek. Ha babayı... Çok güzel. Al Pacino'yu görmek isterdim ya kutsal damacana da. Şeyi özellikle gördüm. Şey sahnesinde, Citroen sahnesinde yani çok görmek arkadaş görmüştüm. Çok ısrar etti abi, ben de şey yapamadım. Citroen. Efendim abi? Ben izlemedim kutsal damacanayı, biz Sinan'la Gamora izliyorduk o sırada. Evet aşkım benim ya, vur şöyle ya. Ne, ama, hangi sahne? Ama çok pardon, şeyde ne onun adı? Kurtlar Vadisi'nde Andy Garcia yok muydu? Vardı onun tarafı. Ya. Abi Sharon Stone vardı. Çok yok utandığım muydu? Şeylerden biri duruyor ya. Türkiye'de abi. Yani Andy Garcia bu kadar aç köpek olması mı? Özellikle Sharon Stone'un ya. Andy Garcia'yı da geçtim. Sharon Stone'un ya. O ara sen hayırdır Sharon ya. Kumar borcu vardı Andy Garcia'nın. Belki neyde oynadığını söylememişlerdir kadına falan. Yani. Ve ben yani sette olsam mesela müdahale ederdim. Tam öpüşeceklerken ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz abi? Aslında mesela Nova diye bir arabası var Chevrolet'in. İspanyolca'da va gitmek demek. Nova'da gitmemek demek. Ve arabaya gitmemek diye bir isim koyuyorsun. Gerçekten hani İspanik tarafta hiç satılmayan ve sevilmeyen bir arabaymış. Gitmiyor. Veya bunu düşünme.
benzer bir takım değil mi markalarımızda? Geçen şey vardı. Futbolcularımız vardı. Geçen mesela. Negro vardı da adını değiştirdi. Nero yaptı. Ya. Bugüne kadar gelip de bugünden sonra niye değiştirdi sizce? İşte Netflix. Hadi politically correctness konuşalım. Evet. Çünkü bir anda böyle şey yanda bir... Göz göze geliyorlar. Sahibi, siyahi bir arkadaşla böyle. Eti Negro'nun sahibi bir kafeye gitmiş. Oturmuş tam Negro yürürken karşısına böyle işte... Benim hiç ismini bilmediğim. Kurtulmuş da var. Hayır direkt Galatasaraylı futbolcu da olabilir. Atıyorum. Cüçenko falan. Gomis gelmiş Buffett'in. Gomis aynen. Gomis'in Aleyna Tilki'yle el sıkıştığı fotoğrafı biliyor musun? Oğlum çok komik. Çok şimdi komik. Gomis çocuğu almış, çocuğunu almış önüne. Çocuk derken Aleyna Tilki. Kendi çocuğu. Metaforik çocuğu mu? Yok metafor değil. Öyle insan. Bir junior küçük durumu yok yani. Tamam. Metaforik çocuk ne ya? Çocuğunu almış eline. Özür dilerim ben onu diyorsun. Gomis iki elle tuttu, evet. Dikkatlerden kaçmadı bu arada yani. Yani o adam Gomis eline bir şey aldığı anda her şey metaforlaşıyor. Tabii, tabii. Kardeşim bardağını almış eline. Ne bileyim ben almış abi elime işte şey. Çünkü Buffett'in bir abisi. Buffett'in bir evet. Neyse şöyle. Çocuğu, gerçek kendi çocuğu. Kendi çocuğu var, real oğlu yani. Okula böyle hani diyor. Tam böyle arkana yas, çocuk kafasını göbeğine yaslar ya öyle bir evet. Pozisyonu tutmuş. Elini uzatmış. Aleyna Tilki de çocuğun elini sıkmış. Piçin teki de fotoğrafı tam oradan kesmiş yani. İnanılmaz evet. Olmuş yani. Böyle Gomis duruyor. Çocuk yok. Bir el sıkıyor. Aşağıdan bir şey uzanıp Aleyna Tilki'nin elini sıkıyor. Yani onun artık kendi iradesi varmış gibi. Yani. Değil mi? Merhabalar. O zaman Buffett'in bir ben Gomis üstteki falan gibi. Eti Negro'nun sahibi gittiği kafede Gomis'le karşılaşır. Ve tam karşısında çaya bağlamış bir değil mi? Müzik çalmaya başlar. Şey düşüyor. Hiç bilmem ihtimali var mı? Değil mi falan diyor. Yani hiç bilmem ihtimali var mı böyle yaparken? Abi bir şey diyeceğim bu Negro biraz şey... Harbi mi lan? Oğlum niye demediniz abi? Kesinlikle bunu ilk olan duymuş olabilir. Yani. Ciddi mi söylüyorsun falan? Oğlum niye demediniz? Olabilir aslında yani. İyi niyetli düşünmemiz lazım insanlar. İlla herkes kötü niyetli olacak diye bir şey yok. İlk koyan ne diye koymuş? Mesela. Müge Anlı harika bir açıklama yaptı. Negro ile mi ilgili? Political correctness olayına bir açılım getirdi Müge Anlı. Neymiş? Ve hayatımda duyduğum en politically incorrect şey söyledi. Öyle bir cümle ki bu. Her düşündüğünde bir yanlış daha buluyorsun içinde. Bir yanlış mesaj daha çıkıyor. Şimdi cümleyi size söyleyeceğim. Peki. Hazır mısınız? Tabii ki. Türkçe mi bu? Hocam. Türkçe tabii tabii. Latinceymiş. Invictus. Ultima necat. Wow. Yok şöyle. Latince örneğine de bayıldım. Şöyle abi olay şu. Bu hep Müge Anlı biliyorsunuz toplumsal olayları çözmeye çalışıyor ya zavallı. Ki bu kadar toplumsal olayı çözmüş bir insan. Yani bir acayip bir katalog var yani bir sürü şey olmuş falan. Kadın üst kat komşusuyla kaçmış. Nereye kaçmış? Kocasını bırakıp aldatmış onu üst kat. Üst kata adamla. Kaçmış. O kadar abi. Kaçmış. Üst kat komşusuna kaçmış. Tamam. Müge Anlı'nın söylediği de şu. İşte diyor sen alt kattaki adama söylüyor. Sen karını hediye almazsın işte o da böyle gider üst kat komşusuna kaçar diyor. Böyle diyor. Hocam bu böyle olamaz Volkan. Demiş yani, abi. Hayır yani bunun bir önü vardır. Abi. Bir hediyelerle dövmüştür adam falan ne bileyim yani. Kadın bu arada şey hani her şekilde upgrade etmiş kendini hani bir üst kata çıkmış sırf gibi. Sırf manzara için. Evet, yani orası daha iyi falan. Yine hediye almazsa bir üst kata çıkıyor. Hep hediye. Ama kıstası hediye yani. Ama mesela en üst kata artık soğuk oluyor çatı katı falan. Onu tercih etmiyor. Ara kat istiyorsa ara kat, zaten o da zirvede olacak abi. Bir kere bunun içinde kadınlar en çok hediye aldığı yere giderler gibi bir gönderme var. Zaten. Tabii. Rüşvet. İkincisi aldatan insanın sorumlusu aldatılandır gibi bir yönerge var evet, değil mi? Hediye almazsa aldatılır. Hediye almazsa aldatılır gibi. Hediye orada bir acaba nasıl bir sevgiyi satın alma durumu var. Bir şey yani, mi? Yani hediye gene öyle bir şey mi acaba? Diyelim ki neydi, önü var. Diyelim ki önü var. Diyelim ki başka bir şey var. O zaman şunu demesi lazım. Atıyorum sen işte böyle davranırsan kadına o da gider falan değil. Hediye almazsan diyor yani. Sen hediye almazsan kadına, yani karına kendini, o da gider. Kendini izah etmek için hediye demiş ona hani iyi davranmak, yani onu dövmemek. Hediyeyi şey yapmış değil mi? Orada paketlemiş. Ben de şimdi Müge Anlı'nın hani iyimser yaklaşmaya çalışıyorum yani. Müge Anlı bir şeyimizdir. Neyimizdir lan? Sherlock Holmes'imizdir bizim. Senin neyin oluyor Müge Anlı? Neyimizdir lan? Bir değerimiz değil mi abi Müge Anlı? Değer mi? Eşi benzeri var mı Türkiye peki, şey dünyada falan? Figürümüz diyelim. Değer peki figür. Değer, evet. Yok değer ya var oğlum de. Sabah kuşağında bile 4 tane benzeri var şu anda. Hani dünyada yok gibi bir şey ama yok bak ki. Benzeri var. Yani Müge Anlı tipi program diyoruz mesela. Bilmem ne tipi evet, programlıyorsun falan. O zaman bir çığır mı açmıştır yayıncılıkta? Bence o da çığır açan şey koltuk.
O kadar büyük bir koltuk hiç programda yok. 16 kişi beraber oturuyor. Herkes birbirine şey alıyor. Biri psikolog, biri tamamen suçlu. Cinayetten orada oturuyor. Cinayet uzmanı. Biri tecavüzcü. Hepsi aynı. Herkes yani oturuyor öyle. Yani bütün halkı bir potada eritmiş. Aslında gerçekten pota olmalıymış programımız var. Pota. Orada mesela küçük bir hemen anket yapsan. Seçim anketi. Herkes çünkü orada yani toplum bütün. Evet. Şey gibi, jüri gibi işte. Hmm. Düşün. Ne hani jüri seçiyorlar ya Amerikan mahkeme. Amerikan yani şeysinde diyorsun. Çok eğlenceli gözüken bir şey. İtiraf edelim. Hepimiz özeniyoruz ona. Diyelim ki şu çağa geldik. Ama sizin atıyorum bu şeyi yapacak paranız yok. İmplementi alacak paranız yok. Yine de sokakta yaparsın abi varmış gibi. Ne olacak? Hani... Önemli olan... Peki şey mi olacak abi popülerim orada? Popülerim ben aslında. Orada yine çıkar hologramını. Ya eski burada hologram çıkarıyor. Ne? Minority report. Minority. Onu buraya al, bunu al. Çok güzel. Bir saniye ona gel falan. Aşırı aşırı zor değil mi? Çok kötü bir arayüz yani. Çok anlamadım. Niye bu kadar böyle ya? Biz daha aradık. Yapıyorduk şöyle kesinlikle yani. Ha şöyle buralara, buradaki tutururken onu buralara çekmek falan. Abi ne yapıyorsun? Onu öne getir. Gelmiyor. Öyle değil mi? Film öyleymiş. Gelmiyor. Ayağını basıyor. Arayüz hakikaten çok. Ne biçim arayüz abi o? Bir de şey böyle çok büyük yani koşup gidip oradan bir şey alıp getirip bale gösterisi gibi bir şey mi? Adamın bir saat oynayan insan mesela baya kilo verirsin yani. Şey gibi değil mi? V gibi bir yara vardı ya böyle. Şey işte fiziksel olarak oynadığın tenis falan oynanıyor. Çok oynuyorlardı ya bir ara. Ben hiçbir zaman o tip bir şeye girmedim biliyor musun? Girme hani saçma sapan prensiplerime. Şey de ilginç hani o mesela tamam üst düzeyde böyle güzel smooth geçiyor gibi. Sen sana gelen versiyonda belki onda reklamlı olacak o. Yani böyle tam bir şey yapıyorsun tak oradan bir şey çıkacak böyle işte hemen. Bir şey bilmiyorum abi valla. Volkan dediği doğru yer. Ben bu işlere, oyun oynama işine zaten hareketi minimal diye girdim yani. Eğer aptal değil gibi top oynardım o zaman ben de diğer çocuklarla falan. Yani şu varken... bir ara... Ne kadar güzel. Şu varken yani bu ne? Anladın mı? Çok bir ara şeyin gidip konsolun tuşuna basman gerekiyordu açmak için. Yok, onu da kaldırdılar. Onu da kaldırdılar. Tabii, yani. Kumandadan basıyorsun ha, açılıyor ya. Kumandaya basılıp tutunca açılıyor. Yok ya ben eski kafalıyım ben basarım düğmesine. Peki İsmail sen oyunculuk düşünüyor musun? Düşünmüyorum yani. Ama bak çok bir özel bir yetenek o ya. Değil. Şöyle ki senin değil ama mi? Kariyerinin bir yok, noktasında abi. Herkes yapar. Aklın önüne giderim. Bir art house filmde abi. Demedi. Sana bir tane müezzin rolü gelecek. bunu emin ol yani. Bir tane net ama şey. Abi çok büyük olduğu için müezzinin sıkıntılarını mı anlatıyor mesela? Yok yok. Bir içinde bir karakter yani. Ha, ve böyle kanda duruyorum kadının önünde değil mi? Kadın yani şey de var. Büyük ihtimal bir karısı var ama başka bir kadınla da bir cinsel şey kurmaya çalışan ama müezzin. O gitgelleriyle. Yani wow. Allah Allah o şey rastla. Kalmış bir müezzin şey var abi sende. Oynarım. Senden gelirse. Tamam. Aklındasın o kast olarak. Sakal mı buna sebep oluyor diyorsun? Yok, benim ince bir müezzin tipi var yarım zaten İsmail'de. Hafif küçük bir ay çöreği bir profilim var. Ay annem öyle derdi sana ay çöreği. Ay çöreği profil ne lan? Bilmiyorum ya. Oğlum ne biçim salladın? O kadar anlamadım ki. What ya. The fuck is ay çöreği profili? Arkadaşlar ne diyeceğim? Abi bu şey dediği gibi küçük yani ya sevişirken birisine ay çöreğim falan diye seviştim. Aklımda kaldı böyle yani. Allah aşkına ay çöreğim böyle ya. Devam et diye. Ya bırak şimdi gelse kadın güzelse ay çöreği de. Kruvasanım falan. Kruvasanım. Daha şey. Erasmus'a gitmiş Fransa. Ay çöreğim. Ay çöreğim. Arkadaşlar size bir şey daha. Ay çöreğim. Aynı şöyle bir şey. Ay çöreği masanın kenarında. Tabii ay çöreğim. Sallandıkça düşecek. Ay çöreğim. Ay çöreğim. Hani ay çöreği de bir şey ondan var ya. Yani. Biliyorsunuz değil mi onu böyle? Ay çöreği mi biliyor musun abi? Ay çöreği. çok tarifli bir çörek var. Ay şeklinde bir çörek. Neyse bak ay çöreği sakalın Sezen demişken. Sezen Aksu şarkısı gibi. Ay çöreği. Öyle bir şeye gidiyor yani. Bu işte videonun altında bir çeşit yorumlar falan oluyormuş anladığım kadarıyla. İnsanlar etkileşim giriyor. Bir takım cümleler kuruyorlar. Bir takım laflar geldi. birisi yani bir sürü şey geldi biliyoruz. Uzatmıyorum da bir tane birisi demiş ki bana. Mülteci kampından mı geliyorsun? O saç sakal ne öyle? Falan diye lafa girmiş ve ben buna çok taktım bir haftadır. Yani gerçekten... Hiçbir şey yapmadan geldin değil mi? Hiçbir yaptım bir şeyler yani. Yaptın mı? Yaptım. Sen bunu anlamamış saçma olman daha kötü mesela. Sürüm mü? Yani şöyle gibi bir şey söyleyeyim istedim. Bir mülteci kampından şey olarak değil yani. Gayet sağlıklı görünüyorsun ya böyle. Ya hangi savaş bu? Yani, bu adam yani, böyle bir savaş, böyle bir mülteci kamp kadar bakımlı bir mülteci. Yani, ben hani neyi yanlış yapıyorum acaba falan bu kadar diye düşünüyorum ki. Yine yanlış. Çok ciddi alan biri değilim hani saçımı sakalımı hakikaten ama
bu kadar da sokağa çıkılmayacak kadar bir şey var mı yani? Şimdi Volkan Bey bilir. Eskiden YouTube'a ceketini ilikleyerek gelirdin. Fötür şapkanla çıkardın eskiden YouTube'a. İçeriklerinde. Aynen öyle. Gülgün Seyman derdi. Sen de bir Jeff Bridges şeyi olduğu için hoşuma gidiyor. Yani şimdi o tarzın sokma Volkan hoşuma şimdi gidiyor. Anladım. Niye canım Jeff Bridges ne oldu? O yok ya yani, o tarz dude falan. Ha onda da mı bir sıkıntı oldu? Yok, yani her gün bir taciz bir şey çıkıyor ya. Evet, öyle bir süre önce çalışıyor. Sen dedin ki bana bunu dediler diyeceğim. Kimmiş o? Hayır sen çok tatlısın. Bir kez daha hissetmez böyle. Bunu duymak sen saçların da tarz. Lütfen. Bir kere senin tişörtü. Yo zaten tişörtüm çok da uğraşamam. Hani bir su çarpmış saçına tamam mı bu hafta yani? Hayır hayır serum sürdüm ya serum. Vay arkadaş. Yani serum. Şöyle böyle falan ne var? Serumda ne oluyor? Yani şöyle. Bilmiyorum. Yani. Şey son boşa akmasın dibi diye. Orada saçına serum. Yok abi bir şeye bir saç ürününe serum deniyormuş yani. Bunu ben de bu sabah öğrenmiş peki oldum. Peki Pink Floyd'un yaptığı dalgalarla ne diyorsun? Herkes bunu konuşuyor son zamanlarda. Ne diyorsun? Ne ben temsilcisi mi? Evet, öyle. Biraz öyle gözüküyorsun sana şu anda. Evet, yani. Sana cevap hakkı da olsa senden alırım yani. Ben bu arada müthiş bir Pink Floyd hayranı ve manyağı olarak zamanında. Oo, kocuğum, ha. Evet, yes. Şeyi fark ettim. Yaşlandıktan sonra cezaya iletleri kalmadı bende. Bir ki herkese bu geçerli mi? Mesela Cem Yılmaz yaşlanınca ceza ehliyeti kalmayacak mı? Ha ceza ehliyeti. Saçmalamasına. Şu, mesleğini mesela komik olmayacak. Ya. Yaşlı bir abi ne olacak saçmalamasına ya. Okey olabilir. Ha, saçmalayabilirim. Abi David Gilmour kaç yaşında ve neler içmiş duruyor. Yani artık kafa kalmış olması çok saçma. Saçmalayabilir. Zaten bunlar hiçbir zaman Roger dışındakiler hiçbir zaman politik anlamda doğru bir çizgi tutturamadılar. Roger'dır politik olan. Özeniyor diyorsun şimdi. Bırakın Roger'ı bırakın. Özen. Bırakın Roger sen hiç derdini tutsun. Roger'ıma dokunma. Ha. Yani abi adam şöyle düşünmüyor mu yani? Ulan hani orada benim müziğimi dinleyip mutlu olmasın, pis herifler ölsün falan ne bileyim. Mesela crossover yayınlanıyor mu Rusya'da? Bir dakika bunu bir konuşalım. Ama bu oradaki şey ben var. Ben kaldırttım. Bana bir şu bu olayı nasıl çözeceğiz abi? Bunun bir doğrusu var mı? Hangisi? Siz okumuş etmiş abilerimsiniz. Benim gibi cahil değilsiniz. Biz cahil okumadık cahil bu bir histeri lan. Şu an histeri yani. Şimdi bu Roger'ınki. Roger mı bunu yapan? Şimdi yok, orada şey var. Işte. Savaş ama karşıtı Ruslar da mı dinlemeyecek orada mesela? Savaş karşıtı Ruslar var. Rus halkına bir şekilde eziyet etmeden Putin'e nasıl ulaşacağız? Gibi böyle bir gerçeklik şey yok mu? Rus? Mesela Instagram'ı kapattığın zaman Rusların bir kısmı delirdi ya. Evet evet. İstemiyor muyuz delirmelerini ki Putin'e gidip baba ne yapıyorsun yeter artık bütün dünya bizden nefret etti gibi bir kamuoyu oluşturmak da doğru değil bir mi bir yandan? Çok masum insanlar var işte şeyi bir sporcuyu kovuyorlar. Oradan işte orkestra şefini kovuyorlar falan. Onlar o saçmalık saçma canım. O yani, bari saçmalık. Bak, ben onun lisansını iptal et. Şey bunun var. Filmini kaldır. Netflix filmleri falan kaldırdı işte. Bir tane şey var mı sanıyoruz mesela McDonald's çekildi Rusya'dan. Bir tane adam gitmiş ben McDonald's'ımı istiyorum ya bu savaş dursun falan diyor. Ama abi biraz McDonald's'a ara verme vaktin gelmiş yani gerçekten. Gerçekten <Hakikaten böyle yani. gülüyor> Ama kendini gerekçelemiş değil mi? Öyle bir şey ya kapıda duruyordu falan filan. Yurt dışında yaşayan Ruslara yapılan kişisel yaptırımlar çok yanlış. Herhalde. Yani ya, Rus orkestra şefini al görevden al. İsterik bir şey lan delirmişlik gibi bir şey canım tabii ki. Ama Rusya'nın geneline yönelik yaptırımlar mecburi gibi geliyor tabii bana. Başka bir yolu yok yani. Putin'e direkt nasıl yaptırmıyorsun? Hayır abi ama o şu var abi. Şey, Putin'i iptal edecek. Unfollow ettik Instagram'dan böyle falan. Ama olmadı ya. Ben şimdi ne diyeceğim? Tweet hesabı o kadar takipçi kasmıştı. Reklamlı giriyor değil mi Putin'e? Peki ben şimdi Putin bunu şey yapacak mıdır yani ama? Hiç bunu hep Putin'in önüne düşünürsek. Şu güne kadar yapılan herhangi bir şey Putin'in canını sıkacak mıdır yani? Hiçbir şey Putin canı sıkamaz ki. Şey adam sıkamaz. KGB ajanı falan değil mi? Evet evet. Öyle. Ajanı nasıl canı sıkamaz? Abi bu bizim de. Abi bizim biz bir şey diyeceğim. Bu saygı şeyi nedir abi? Şimdi hiçbir devlet başkanı için işte Merkel şöyle falan Putin deyince abi KGB ajanı. Orada bir gözümüz parlıyor abi. Birçok insanın. Ben sadece şey diyorum. Birçok insan sen değil. Adam üzem. Adam onun eğitimini almış diyorum. Yani üzemiyorsun. Üzülmeme eğitimi adam almış. Adam çünkü jiu-jitsu biliyor abi. Ya yani bir devlet başkanının yakın dövüş bilmesi biraz ilgi çekici. Elon oluyor. Musk dövüşe davet etmiş ama. Elon Musk paramparça eder ha. Affedersin suyunu getirir. Belli olmaz. Geçen sene gösterecek. Şey yapabilir abi böyle kolu çıkar Elon Musk'ın lazer silahına dönüşür falan. Böyle şeyler yapabilir. Evet jiu-jitsu'yu alıp. Ama abi mutlaka o lazer çıkar. Yani orada bir mutlaka bir aksilik olur. Elon Musk da biraz millallik oluyor. Random harfle jiu-jitsu. Şeyin adı ne? Elon Musk'ın çocuğunun adı ne? XYZ. Öyle bir şey. Bundan daha kötü bir çocuk ismi koymuş olabilen var mı tanıdığınız? Abi vardı ya. Şifre gibi ama.
Çocuğun adını unutabilirsin. Ve şey yani hani... Hani çocuğun adı neydi? Çocuğun adını unuttum falan böyle. Neyle geliyor çocuğun adı değil mi? Ya çocuğun adı öncekiyle aynı olamaz. Hani bütün banka şifreleri bilmem ne şey aynı. Unutmamak için çocuğun adını şey, koymuş olabilir. Çok Altay'da bir çocuğun adını değiştiriyor mu? Şimdi Altay'da bir çocuğun adını değiştirmek durumunda. Çocuğun çağrı mı böyle? X, X, B, Z neydi lan? Ya Hikmet gel. Arkadaşlar Kartu hepimiz ruh hastasıyız. Hepimiz. Sen, ben, kapıdan çıktığında ilk gördüğün insan. Hepimiz ruh hastasıyız. Kapıdan ve farkında şimdi... değiliz. Burada ruh hastaları var. O ruh hastalarının da takılır aslında. Dışarıya konuşuyor. Bunu övgü gibi söyledin abi. Şey var ya ben buna çok deliriyorum. Ya, evet, şey, evet, ya ben biraz deliyim. Uf, biraz ruh hastasıyım deliyim. Bizi, abi çünkü bizim orada deli sikini açana deli derler. Yani, sikini açarak gezene deli derler. Siz neresi abi? Maraş gitmeyelim oraya. Yani... Hayır abi burada da öyle. Şimdi ben deliyim diyen değil. Yani sen eğer bir sen gerçek ev, deli ev taksidin, araba taksidin varsa ve cinsel organını açıp gezmiyorsan deli değilsin yani. Ben çok deliyim. Of deliyiz deliyiz ya. Öyle bir delilik yok. Bununla ilgili çok net bir tespitim var. O da şu. Şimdi mühendislikle alakalı ilk söyleyebileceğim en basit hani felsefik anlamda hiçbir şeyin çok ya da az olmadığı. Her şey bir şeye göre çoktur, bir şeye göre azdır. Ha işte. Sevdim önemli olan oldan. Kıyas düzlemidir. Aşkım şimdi akıl, sevdim, evet. Akıl sağlığımız anlamında bir kıyas düzlemi oluşturalım. Eskiden akıllı insanlar bir deli insanlar vardı. O yüzden evet. Deliler bizim için şey olarak netti yani. Evet o otoban kenarında balık avlayan yani adam aa deli gibi. Derdi. Bence... Akıllı ve deli arasındaki her boşluğu doldurduk artık. Yani o yüzden seviye herkes, herkes ruh hastası. Çok güzel anlatıyorsun. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ya. Çok şunlarını hepimiz yani hepimizin çok ciddi problemleri var. Endişe, evet. Kaygı, neredeyiz kontrol ama? Edilemeyecek, doğru. Öfke, geceleri gelen işte anksiyete atakları, panik ataklar. Benim arkadaşım çalışırken mesela bir şey oluyor bana demiş mesela bir arkadaşım. Doktora gitmiş yani şirketin doktoruna gitmiş. Kalbi 135 atıyormuş abi. Hani koşma ritmi. Stres, evet. Çalışıyor herif. Ve yani koşar gibi kalbi atıyor yani anladın mı? Hepimiz ruh hastası olduk ya onu demeye çalışıyorum. Ben şimdi mutluyum olur. Diyorum mesela ama şey oluyor mesela. Bir gün kalkıyorum ve şey diyorum. Bugün nefesim az geliyor. Az geliyor gibi geliyor yani. Ama sen zurnacı değilsin ki. Yok ya yeterince hani şey derin nefes alamıyorum gibi. Hani bir şey böyle zorluyor falan hani böyle bunlar da bir şey yani bir yerde abi. Kesiliyor falan yani niye böyle bir şey kafaya takasın veya niye böyle bir şey yapıyor bedenin çünkü sana abi, çünkü başka bir bu hastalık mesaj döneminden veriyor. Sonra çok kendini dinleme şeyi geldi ya insanlara hani bilmem ne oluyor sağ bacağımda bir seyirme var ha şu anda bir şey mi var acaba tabii efektif ki herkesin değil. Yaşama hakkı var ve hani bu ben bunu vicdani veya şey olarak söylemiyorum fakat biyolojik olarak herkesin yaşatılması doğal seleksiyonun önünde duran bir engeldir ve kusurlarımızı sürekli jenerasyonlara aktarıyoruz ve hani asla yani onarılmayacak bir damage veriyoruz. İnsanlar şunu da yapıyor. Doğayla olan mücadelelerinde dere yatağına mesela bir şehir kuruyorlar. Bütün medeniyetler her şeyi biliyorlar. İnanılmaz bir insanlık tarihi var. Orada şehir olmaması gerektiğine dair ama gidip oraya şehir yapıyor. Sonra da su basıyor. Sonra doğanın bazı şeyleriyle mücadeleyi kazanmamamız gerektiğine inanıyorum. Hangi mücadele? Mesela kaplanla zaten kazanamıyoruz. Mesela abi. Saçma sapan böyle kutupta yaşıyor. Yaşama artık orada. Orada da yaşama zaten yani. Zaten kazanamıyoruz hocam. Onu, yani o buzu işte. Kırıp alma o balığı artık buzun içinden. Yani çamaşır yıkamak mesela 7 saat sürmemeli. Yani buzu kırıyor işte onu. O balık falan. Olsan kızarsın ama. Evet ulan abi ben artık. Alaska'da yaşıyoruz. Gelmiş oradan buzu kırıyor. Hala buzu kıracağım. Evrim geçirmiş. Milyonlarca yıl boyunca evrim geçirmiş. Bir şeyin şey... altında gezmek için. Hala geliyor herif. Sen ya. De balık olarak donmuşsun o sırada. Çünkü balık çıkartıyor ya seni. En azından insan yok. Çünkü o herifin de yaptığı tek bir kriter var yani. Aynen. Tamam abi soğuk, besin az ama insan tamam, yok diye. Omuzun kırıldığı anı görüyor yani. Bir de görüyorsun 3 saat kırıyor çünkü herif. Ben şeyi merak ediyorum. Neyse sıkılır bari falan. Şimdi önümüz Ramazan galiba değil mi? Hocam mezun olan sizin şey yani. Bizi mi soruyorsun hocam ya sen? Gömlek en son düğmeye kadar olmadı. Yok bir tane daha var. Tamam. Ha, onu da mı kapatmam lazım? Yok bu tam müezzin açıklığı bu. Müezzin açıklığı nedir abi? Tam müezzin açıklığı gömlekte. Böyle bir şey varmış da müezzin oralardan vurur. Müezzin açıklığı. Tam kapatsan başkayken... Bu şey mi? Doğu Demir Kol'un ağız açıklığına evet benziyor. Evet ya. Tam kıvamında bir ağız açıklığının olduğunu geçen programda oldu evet, abi de söyledik. Doğu Demir Kol'un ağız açıklığı gibi bir gömlek açıklığım var. Biraz daha olsa olmayacak, biraz daha olsa olmayacak. Olmayacak. Yani öyle olsa İslamcı gibi olacaksın. Biraz da kapağının gibi ağzı ayrık olacak. Biraz şey yapsa aptal gibi nefes olacak. Alamayacak. Nefes alamayacak. Tam full kapadan şeyler değil mi? Peder.
Yani ya vardır. Da şeyler abi modada da görüyoruz yani lütfen. Neyle? Modada. Bunlar ne? Hocam ben utanmam. Barista. Mesela, hipster hocam, barista. Hocam buna ne diyorsunuz? Bilmem. Tam ne işte yani? Hocam cahil durumuna mı sokmak istiyorsun? Neye ne yok diyorsun? Peki en şey hippiler yahu. Vardı ya hippiler. Hipster artık ama şey ama oldu. Hipster demeyi tutar şey yapayım. Cahil mi? Abi onu hipster demiyoruz. Sinso falan abi, diyoruz. Hipsterlerin. Sokum diyoruz abi. Hipster var mı hala? Hipsterlerle. Bitti, o mainstream oldu hipsterler. Evet, evet. Hipsterlarla krolar arasında bir kovalamacı ilişkisi vardır baba. Doğru. Şimdi hipsterler bir şey yaparlar. Baba diyerek sen tam hangi ters, şeyde durduğunu... Neden anlamında? Fada anlamında yani. Tam tersi. Önce krolar yapması lazım. Hipster yapıyor. Hipster'in yaptığı şey pahalı. Daha sonra sektör o pahalı şeylerin imitasyon ucuzlarını yapıyor. Sonra bir kro tayfa gelip onu hiç bilmeden yani hiçbir evet, kafa olmadan evet, şey yapıyor. Bu sefer bunlardan tırsıp ulan bu artık kro bir şey oldu deyip başka bir şey öğreniyorlar. Bu kovalamacın sonunda geri gelip çorap üstü terliğe döndüler. Yani bu bir döndü böyle. Her şey denendi falan. Denenmeyen ne kaldı? Bu arada bu şey yani. Gerçekten birisi bununla ilgili makale yazmış yani şey olarak. Neden mesela zenginler çok fakir gözükmek gibi bir noktaya geliyorlar? Çünkü sokakta öldürülmesin. Çünkü fakirlerin giymediği tek şey o artık diye. Ben giyiyorum bu arada ama kendi kendime. Peki yok, bu soru toplumsal olarak kabul görseydi giyeceğiniz, kullanacağınız eşya var mı? Benim de var mesela şey. Film. Bel çantası. Dünyanın en rahat şeyi ama dünyanın en çirkin şeyi. Bir ara çıktı ama o şöyle takıyor biliyor. Olmuyor, gene olmuyor. Genç yani 80'lerde çocuk olan ya da biraz yetişkin olan o iki tane çok net travma var. Biri bel çantası, iki beyaz çorap. Çünkü onu zaten başka bir travma. Ben de yıllarca beyaz çorap giyemedim. Abi bak ben çocukken beyaz çoraptan başka bir şey giyilmezdi. Herkes bel çantası takardı. Bir gün darbe gibi sabah televizyonu açtık. Tabii. Bundan sonra bel çantası krodur. Beyaz çorap krodur dediler. Bir Hasan yaklaşık 20 sene arkadaş söylemişti bana. Bu cümleyi aynen arkadaşım kurmuştu. Kuru musun oğlum niye beyaz çorap giyiyorsun diye. Aynen. Yani çocukken de bir tek onu biliyorduk yani. Mesela. Bir evet, de şey, şimdi çocuklar onu giyiyor. Donlar ama böyle doğru, rahat tabii, olanlar. Slip don kırmış. Ha slip don. Normal don giyerdik. Nasıl bir arkadaşımın The Don marka donunu görüp çok gülmüştü. Çift kaplan. Benim olayım çift kaplandı. Çift kaplan. Ben özellikle Şahin tutku var. Çift kaplan tutku. Dona özel yani bir şeyim var. Peki orada çift kaplan şey amblemi var mıydı? Ben düşünmüyorum. İki tane güçlü hissettiriyor değil mi? Yani, olmaz mı kilodu abi yani, öyle yani? Kaplanlarla boğuşan evet, bir evet, kilot. Bir penisin şeyin varmış yani, gibi hani. İkisinin arasında denk geliyor çünkü. Ya yani, şey gibi bunlar hani çizgi film jeneriği olur ya işte bir kaplan fırlıyor, iki kaplan fırlıyor, ortadan seninki geliyor falan. Böyle hani çift çizgi kaplan. Çizgi film ama. Anime. Hani, anime evet. Ya o şeyi yapmıştı onu gördünüz mü ya? Bir tane dizi sahnesi var. Hangisi canım? Akın Özü mü? Akın bir kıza sinirleniyor ve... Miyav diyor. Miyav deyip çiçeğe tekme atıyor ya. Evet. Onu gördün mü? Gördüm. Ay. Heh, vallahi bak herkes masum bir çiçek. Ya! Utsu Mada mikante no. Konsin no chikara o kome long shuto hanatta. Dün gösterildi bana. Şey yapmışlar. Dün yani onu çocuk şeysi mi? Onu bir dizide bir sahne adam bilmem ne ağlamaklı yapıyor yani, böyle kendini. Normal dizi ya. Normal dizi. Hocam 50 dakikalık dediğimiz dizilerden her şey denenebiliyor. Aynen. Ama böyle şöyle bir öyle mi ya deyip gidiyor böyle. Ve Tusubasalı yapmış. Sonra da şey bir yere tekme atıyor. Böyle. Sonra Tusubasa yapmışlar. Ha, tamam. Tam orada animeye geçiyor böyle vuruyor gol oluyor falan. Çok güzel yapmışlar. Bir Türk dizisi ismi söylesene bana. Herhangi bir. Sadakatsiz. Sadakatsiz bravo. Sen ama Sevda güncel. Yolları. Ha güncel mi öyle götürme. Direkt Sevda Yolları. Sevda yani. Yolları lan ne var bunda? Güncel mi yayınlanan? Evet. Zaman kazan. Yargı. Güzel. Var öyle bir şey mi var? Var var. Yok yargı. Var. Söyle. Ben yasama diyeceğim sana yürütme diyeceğim. Yürütme güzel isimmiş bak ha. Ama yani şey böyle organize işler tabii. Tabii. Yürütme. Bu arada ama şeye satmışlar ya. Böyle çalınır ama hırsızlık bilmez misin? Oğlum Disney Plus'a. İş satmışlar. Organize işler 3 bölüm. Ben ona inanmadım ya. Gerçek mi? Film. Gerçek mi? Gerçek. Yekten oğlum, ailem, ailemi yakar bilmiyorum neyse artık devamı da. Yani en karanlık yerlere, yani, karanlık doğru, yerlere doğru gidiyor. En doğru, karanlık yerler. Hocam olmaz. Bravo. Bu Discovery Channel oldu. Doğru. En karanlık yerler. Hatta Discovery değil. Discovery Channel mı kaldı ya var? Bir kötüsü. Neymiş bir kötüsü? Böyle TLC mi? D-Max falan. Ha D-Max bak en karanlık yerlerde şimdi Discovery'de evet, şey olur abi gider karanlık, mağaralara girer. Ama D-Max evet dolap arkaları çok aynen, karanlık. Mağaralara girer genelde yani. Ama dolap o şöyle arkaları oluyor ben çok seviyorum bu arada. Evet şimdi bilmem nereye gidiyoruz. Evet. Çünkü bunun arkası çok karanlık. Böyle bir dublaj. Kötü dublaj da gidiyor ya. İzliyorsun bunu. Bunu çekeceğim. Evet, şimdi bunu çekeceğim ama düşündüğümden daha pahalıya gelecek galiba. Peki mesela o dublajları yap ya D-Max'in falan sahibi adam. Merhaba sevgili
nedir arkadaşlar falan diye konuşan bir adam diye mi bu işler böyle acaba? Yani normal dublaj. Ya. Normal gidiyorsun konuşmaya falan. Ben... Ne biçim kötü yapıyorsun mu diyorlar acaba? Aa, evet pazar bu günleri, buradaymış falan. Pazar günü dublaj şey izleyen bayılıyorum arkadaşlar. Yani beni bir çok ama mutlu ediyor. Çocukluğuna bir iş gönül yatıyorum böyle. Tabii, bir çayı alıyorum. Dublajlı bir şey açıyorum. Sırf çocukluk değil ya. O şeye biraz yani. İnsana böyle bir üstün geliyor yani sanki. Yani niye? O dublaj, çünkü o dublajın düzgün öyle Türkçe. Dublaj sanki sana hürmeten öyleymiş gibi bir his veriyor. Hmm. Ya çünkü bir de o şey oluyor yani. Böyle başlıyor falan. Yani, işte, evet hadi gel bakalım falan. Hani sizin için böyle abartı ve tane tane yapıyoruz şey falan. Çünkü çok acayip bak. Labal değil. Şeyi görüyorsun, pawn shop diyelim. Böyle işte alım satım yapıyorlar ikinci el. Rehin dükkanı. Rehin dükkanı falan. Ya, bir tane adam geliyor tamam mı? Full çıplak, sadece bir tane tulum giymiş böyle redneck. Bunun için bana ne kadar vereceksin? O herifin öyle konuşma ihtimali yok ya. Muhtemelen kendi dilini konuşamıyor adam yani. Yalnız senin yani hürmeti aradığın yeri beğendim. Ben değilsen onu buluyorsun. Yok yani doğru bir tespit evet, yani. Evet. Yani şey mi yatarken şöyle bir ses mi geliyor? Ömerciğim sen yeter ki altyazı okuma. Aynen. Aşağını yiyeyim Ömer dedi. Ya onu hiç duymadım. Şey aradığımda açsan. Peki Türkiye'de rehin dükkanı var mı o filmlerdeki olandan gidip işte. Otogarlarda vardı eskiden. Rehin gerçekten. Bırakıyordum bir şeyleri. Ama o şey için canım usak yani baksınlar. Ona şey. Da rehin sonra teslim alır. İnsanlar var rehin. Dükkanım var. Evet. Rehin bırak. Yani mesela otogarda insanlar var. Böyle bekliyorlar. Beni amcam bıraktı. Alacak buradan diye. Çok böyle... acı bir şey aslında bahsettiğin. Ama orayı temizlediler ya. Değil mi? Starbucks açıldı oraya. Tamam bitmiştir o iş. Yani bir yerde Starbucks açılıyorsa orada huzur vardır. Abi kesinlikle. Toplumsal şey Starbucks'ta. Evet abi konu. Kesinlikle öyle. Hiç olmazsa kahve vardır. En kötü kahve vardır ve güvenlik vardır. Öyle yani. Bir dandik şey olmuştu ya bir ara işte çay içen adam kötü olmaz falan diye. Öyle bir. Ya bu romantik. Ben de romantik. Çay zaten... Biraz bence çay abartılan bir şey arkadaşlar. Abi çay içen adam kötü olmaz da geç. Yani çay içerik birinin götüne cop da sokulabilir ya. Ki yapım yapmıştım. Ama hayır şöyle bak şöyle. Yani evet. Hayır onu bırakmadan yapamazsın yani. Yapamazsın işte çünkü çay... Ay elinde işte. O yüzden o yani. Bir ara şey vardı. Durun. Benden bir kötülük gelmez. Bakın Nazım Hikmet kitabı var bende. Öyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Yok abi. Nasıl bilmiyor musunuz biraz, bunu? Biraz boomer oldu yani hocam. Ne bu şimdi? Film sahnesi oğlum. Hangi film bu? Nadir Sarıbacak oynuyor. Ya bir filmde dizi Nezir mi oynuyordu? Şimdi hocam Nadir yok diye bu senin adını da çiz yani bu arada. Yok gerçekten böyle bir sahnesi var. Kız böyle Nadir Sarıbacak'tan korkuyor. O da diyor ki durun benden korkmayın. Bakın cebimde Nazım Hikmet kitabı tamam, şey var. Tamam o oynadı. Kitabı şey açmış yani. Arasında olabilir silah ya. Var değil mi? Oymuş orayı böyle. Evet çıkarttı buraya. Tamam vuruyor böyle. Bir insanın cebinden ne çıksa ondan zarar gelmeyeceğine ikna olursun. Ve aklıma gelen her şey o kadar tehlikeli şeyler ki. Evet abi yani. Mesela oyuncak ayılı anahtarlık desen korkar mı herifte? Çok söylüyorum. Tabii, çok creepy. Cevap veriyorum ve doğru. Nedir? Ölüm belgesi. Başkasına ait ölüm belgesi. Yani baba... Kendisine ait. O ne abi yani? Oğlum ne bu şey? Hayalet görüyorsun. Ölmüş olması lazım diyorum yani. Hmm. Ama sen cebinden ben çıkardığına göre o çıkarmıyor cebinden. Sen karıştırdın. Ölüyü bir de herif ölmüş. Ya nasıl olduğunu ama... boşver burada bir mesaj vermeye çalışıyorum. Bir insandan zarar gelmemesi için ölmüş olması tamam, gerekir mesajın, diyorum. Mesajını aldım ama bir yandan da şöyle düşündüm. Yani ölüm belgesi atıyorum babası ölmüş. Ya bugün babam öldü hiç kimseye zarar veremez. Çünkü onun cenazesiyle uğraşıyor ya babası. Asıl kaybedecek hiçbir şey kalmamış. Yani çok iyi cenazeyi arıyor, imam ayarlıyor. Ondan hiç zarar gelmedi. Mezin geliyor falan. Yok yani şunu adam ölmüş cebine de ölüm belgesi tamam, koymuş. Tamam anladım. Evet. Tabii ki anladım. Ya olayın şeyine çok karıştırdım. Aşkım en iyi insan ölü insandır dedin yani çok. En iyi insan değil. Yani en zararsız insan ölü insan. Zararsız insan. Ya da insandan bebek. Zarar gelir yani. Bebek. Anladınız mı beni? Ekmeğin de olur yani böyle cebinden mesela lahmacun çıksa. Manyak o hırsıyla böyle gittiği yerde öldürmüş böyle. Çok zarar gelebilir. Şeysiz. Vurur seni. Paketi falan paketi var mı yok mu? Hayır. Paketli bir yok, değil. Paketi alüminyum folyo var mı yok? Hayır yok. Tehlikeli. Direkt dürüp. Bu arada geçen gün Defne'yi dürüm yaptık evde. Kusura bakmayın çocuk anısı anlatıyorum ama çok komik. Ama şunun güzelliğine bakın fotoğraf. Böyle battaniyeleri yaydım, Defne'yi de koydum. Defne'yle dürüm yaptım. Ya. Neyi dürüm yaptın? Ben onunla beraber dürüm yaptım. Defne'yi dürdüm ve sonra tuttum. Yiyeceğim seni sen dedim. Kaçmaya başladı dürüm olarak. Ve böyle diyor. Dürüm kaçıyor diyor. Yani. Dürüm kaçıyor diyor. Çocuğun seni seviyor mu? Bence seviyor. Ama ne kadar seviyor? O sevgi birazcık fonksiyonel bir şey şu anda bence. Çıkarcı, faydacı. Faydacı tabii. Yani çünkü ben ona işte
telefonu veriyorum, içinden çizgi film izliyor. Benden istedikleri var. Onları yerine getirdiğim sürece beni seviyor. Ama çocuk bencilliğini biliyor musun? Onun da ama bir... Yani çocuk olarak bayağı ben de bencilliklerimi atıyorum. Ama şunu anlatmam gerekti ya, bir küçük ana anlatacağım böyle de. Güzel. Kaç yaşındaydı oğlan? 6, çok da küçük değil yani. 6-7 yaşında. Onu futbola bırakacağım sabahın köründe ve ilk defa böbrek sancısıyla uyandım ve dedim ki hemen götüreyim ki... Taş düşürüyorum ama artık yolda bile şöyle kullanıyordum. Diye bağırarak kullanıyordum. O da arkada tamam baba falan yapıyor. Ben de o ürkmesin, üzülmesin diye az bağırmaya çalışıyorum ve futbol sahasına geldik. Dedim ki hadi sen git arkadaşlarınla oyna dedim. Kapıyı açtım ve otoparka yığıldım. Abi bu kamera devrilir ve görüntü görür ya böyle. Ben otoparka yığıldım ve yangını koşarak mutluluk içinde top oynayacağım. Deyiyoruz. Baban otoparka devrildi ya. Ve oradan bakıyorum yani. Top ödün, geliyor kafasına. Ya ödün mü babacığım falan yok yani. Oradan tamam baba diye gitti ve ben devrildim ve bir kere bile bakmadı. Koşan yani. Bacaklar böyle. Tabii orada oynamaya başladı ve ben orada izliyordum yattığım yerde. Sonra gözünü açtım böyle salgılar içerisindesin falan. Yanımda böyle ya Japon bir hatun var ve şu an şeydesin hani tapınaktasın. Ve seni eğitecekler ve ninja olacaksın. Sen bir çocuğundan intikam mı alacaksın? Orada bak.